Merhaba Hatice ile Örgü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle kadife ipten güzel bir tulum battaniye öreceğiz. Tulum battaniyemizi örmek için 4 tane kadife ipimiz var ve 4 numarada şiş kullanacağız. Tulum battaniyemizi ağız kısmından buradan 72 ilmek olarak başlıyoruz. 72 ilmeğimizi 6 diş haraşo, yani 12 sıra haraşo olarak örüyoruz. Kenarlarda hemen ilik açmaya başlıyoruz. Örneklerimizi kurarken de kenardan 8 ilmek haraşo, 8 ilmek düz, 8 ilmek ters ve 8 ilmek düz şeklinde örneklerimizi kuruyoruz. 72 ilmeğimizi iki kenardan da 12 diş haraşo ara ile ilik açarak devam ediyoruz. Bu şekilde başlangıçtan itibaren ölçüyoruz. Tulum battaniyemizi 63 cm uzunluğunda örüyoruz. 63 cm olduğunda buradan arkaya dönüyoruz. Arkaya döndüğümüzde ilik açmıyoruz. Yine 72 ilmekle örneklerimizi yaparak devam ediyoruz. Sadece ilik açmıyoruz. 8'er tane ilik olduğunda arka kısma döndük. Bu şekilde örneklerimizi yaparak devam ettik. Tulum battaniyemizi 156 cm uzunluğunda ördük. 156 cm uzunluğunda olduğunda 72 ilmeğimizi ikiye ayırıyoruz. Bu şekilde tepe noktasını da örerek birleştiriyoruz. Tulum battaniyemizde hiç dikiş yok. Battaniyemizi bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle battaniyemizin büyüklüğünü de ölçmek istiyorum ben sizlere. Tulum battaniyemizin eninin genişliği 50 cm olmuş. Şuradan ağız kısmından başlangıç noktasından itibaren ölçüyoruz. Tulum kısmı da 63 cm uzunluğunda olmuş. Tepe noktasından itibaren de uzunluğu 90 cm olmuş. Bu şekilde battaniyemizi tamamlıyoruz. Şimdi battaniyemizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Tulum battaniyemizi örmek için kartopunun pofuduk benekli 170 metrelik kalın kadife ipim var. 4 numarada şiş kullanacağım. Battaniyemizi uç kısmından 72 ilmek olarak başlıyoruz. Şişimizde 72 tane ilmeğimiz var. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi sağdan sola doğru şişimi taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şişimi takıyorum. Üzerine de ip atıp örüyorum. Battaniyemizin uç kısmı için haraşo olarak örmeye başlıyoruz. Bu ördüğümüz ilk sıra örgünün ön yüzü olacak. 72 tane ilmeğim var. 72 ilmeğimi tek tek haraşo örerek başa kadar gidiyorum. İlmeklerimizin hepsini haraşo örerek başa kadar geldik. Döndük örgün arka yüzüne ikinci sıraya. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zaman ilk ilmeklerinizi örmeden alın. Örgünün kenarları sarkık durmasın. Birinci ilmeği örmeden aldık. Diğer ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Şimdi battaniyemizin ağız kısmında bu şekilde 5 sıra haraşo olarak örelim. 6. sırada ilk iliğimizi açacağız. Battaniyemizde 5 sıra haraşo olarak ördüm. Döndüm 6. sıraya örgün arka yüzüne. Burada ilk iliklerimizi açacağız. Kenardan 3 ilmek haraşo. 3 tane ilmeğimi haraşo olarak ördüm. Ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. 1 tane artma yaptım. 4. ve 5. ilmek. İkisini birlikte ördüm, eksiltmemi yaptım. Önce artma yaptım, sonra eksiltmemi yaptım. Buraya ilk iliğimi açtım. Şimdi burada 62 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz orta kısımda.
sol şişimizde 5 ilmek kalana kadar. Battaniyemizin iki tarafına da ilik açarak devam edeceğiz. İlikten sonra 62 ilmeğimizi haraşo olarak örelim. Sol şişimizde 5 tane ilmeğimiz kalacak. Orta kısımdaki ilmeklerimi haraşo olarak ördüm. Sol şişimde 5 tane ilmeğim kaldı. Burada kenarda da ilk açacağız. Sondan 5. ve 4. ilmek. İkisini birlikte ördüm. Önce eksiltmemi yaptım burada. Eksiltmeden hemen sonra ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma. Önce eksiltme, sonra artmamızı yaptık. Kalan 3 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne, 7. sıramıza. 7. sıramızda da tüm ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Şöyle iliğimin üzerinden de bir sıra geçeyim. İliğimi de göstereceğim sizlere. Burada kenarda ilk iliklerimizi açtık. Şimdi battaniyemizin uç kısmında 7. sıra haraşoyu örerek gidiyorum. Bu şekilde 12 sıra haraşoya tamamlayalım. ...72 ilmeğimizi 12 sıra uzunluğunda haraşo olarak ördüm. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Bu arada ben misin alışıya geçtim. İlmeklerim çok olduğu için kısa şişime sığmadı. O yüzden misin alışıya geçtim. Misin alışımda 4 numara. Şimdi örnekler için kenardan 8 ilmek haraşo. Burada kenardaki 8 ilmek hep haraşo olarak örülecek. Burası hiç değişmeyecek. Tane ilmeğimizi haraşo olarak ördük. Burada orta kısımda 56 ilmek düz. Orta kısımdaki 56 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sol şişimizde 8 ilmek kalana kadar. ...56 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sol şişimde 8 tane ilmeğim kaldı. Kalan 8 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. İki kenardaki 8 ilmek hep haraşo olarak örülecek. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 72 tane ilmeğimiz var. 72 ilmeğimizin hepsini ters örerek başa kadar gidelim. Döndük örgün ön yüzüne. Örnekler için kenardaki 8 ilmek yine haraşo olarak örülüyor. Ve 8. 8 ilmeğimizi haraşo olarak ördük. İpimizi arkaya attık. 8 ilmek düz. Ve 8. 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ikinci örnek için 8 ilmek ters. Ve 8. 8 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 3. örneğim 8 ilmek düz. Örnekler bu şekilde kurulacak. 8 düz, 8 ters olarak örüyoruz örnekler için. Ve 8. 8 tane düz ördüm. Şimdi 8 ilmek ters.
8. 8 ters ördükten sonra yine 8 ilmek düz. 8. 8 ilmek düz ördük. 8 ilmek ters. Sekiz tane ters ördükten sonra tekrar 8 ilmek düz. 8 düzümüzü ördük. Sol şişimizde 8 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 8 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. İki kenardaki 8'er ilmek hep haraşo olarak devam edecek. Ve sıramızı tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örnekleri hep örgün ön yüzünde yapıyoruz. İlmeklerimizin hepsine örgün arka yüzünde ters örerek başa kadar gidelim. Döndük örgün ön yüzüne. Yine kenardaki 8 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Sekiz haraşodan sonra burada başlangıçta 8 ilmeğimizi düz olarak örmüşüz. Yine aynı şekilde öreceğiz. 8 ilmek düz. 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ters ilmeklere sıra geldi. Ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. 8 ilmek ters. 8 ilmeğimizi ters olarak ördük. Yine 8 ilmek düz. Burada ikinci sırada tersler ters olarak, düzler düz olarak örülüyor. Sekiz ilmek düz ördüm. Burada 8 tane ters ilmeğim var. Yine 8 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sekiz ilmeğimizi ters olarak ördük. Yine 8 ilmek düz. Örnekler bu şekilde 8 ilmek üzerine kuruluyor. 8 ilmek ters, 8 ilmek düz olarak örüyoruz. Kenarda da 8'er ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. 8 düzden sonra tekrar 8 ilmek ters. 8 ilmek düz. Ve kenardaki 8 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Dönüyoruz örgün arka yüzüne. Örgün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Şimdi ters ördüğümüz 8 ilmeğe bakıyoruz. Yatay olarak 2 tane çizgi olduğunda örnek tamamlanmış oluyor. Birinci örneğimiz bitti. Birinci örnek bittikten sonra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sonra ikinci örneğimize başlayacağız. Kenardaki 8 ilmek haraşo. Burası hiç değişmeyecek. Battaniye bitene kadar
kenarlardaki 8'er ilmek hep haraşo olarak örülecek. 8 ilmek haraşo, orta kısımdaki 56 ilmek düz. Yani sol şişimizde 8 ilmek kalana kadar düz örerek gidiyoruz. Orta kısımdaki 56 ilmeğimizi düz olarak ördük. Sol şişimde 8 tane ilmeğim kaldı. Kalan 8 ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum. Döndüm örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. Şimdi ikinci örneklerimizi başlayacağız. Kenardaki 8 ilmek yine haraşo olarak örülüyor. Sekiz ilmeğimi ördüm. Burada şimdi ikinci örneğe başlayacağım. İkinci örneğe başlarken alttaki ilmekleri kontrol ediyorum. Burası düz olarak örülmüş. Yani buradaki düz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Burada önce 8 ilmek ters. Sekiz ilmek ters ördüm. Bakın burada alttaki örnek ters olarak örülmüş. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Şimdi burada 8 ilmek düz. Yine örnekler 8 ilmek üzerine kuruluyor. Birinci örneğe başlarken düzle başlamıştım. İkinci örneğe başlarken 8 ilmek tersle başladım. Sekiz ilmek düzümü ördüm. 8 ilmek ters. Sekiz tersten sonra 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sekiz ilmek düz ördük yine. Sekiz ilmek ters. Sekiz ters ve sekiz ilmek düz. Ve son kez 8 ilmek ters. Kenardaki 8 ilmeği de yine haraşo olarak örüyoruz. Buralar hiç değişmiyor. Şöyle örgümü göstereyim. Burada 8 tane ters, birinci örnekte 8 ilmek ters örmüştük. Şimdi 8 ilmek düz ördük. Örneklerin yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi dönüyoruz örgün arka yüzüne. Örgün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Döndük örgün ön yüzüne. İkinci örneklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kenardaki 8 ilmeğimizi yine haraşo olarak örüyoruz. Örnek için burada 8 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Örnekleri kontrol ederken bakın da bir tane yatay çizgi olmuş. Burada iki tane yatay çizgi olacak. Yani buradaki 8 ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Tersler ters olarak örülüyor. Düzler düz olarak örülüyor burada. Şöyle örnekte iki tane yatay çizgimiz olacak. 8 ilmeğimi ters ördüm. Burada 8 ilmek düz.
Örneği kurduktan sonra giderken ikinci sıramızda tersler ters olarak örülüyor, düzler düz olarak örülüyor. 8 ilmek düz ördüm. Yine 8 ilmek ters. 8 ilmek düz örerek bu şekilde ikinci örneğimizi örerek gidiyoruz. Tekrar 8 ilmek ters. Tulum battaniyemizde ikinci örneğimizde tamamladık. İkinci örnekten sonra yine burada orta kısımdaki 56 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz ve üçüncü örneklerimizi kuracağız. Üçüncü örneklerin kuruluşu da aynı birinci örnekteki gibi. Birinci, üçüncü, beşinci, yedinci örnekler aynı şekilde 8 düzle başlanıyor. İkinci, dördüncü, altıncı, sekizinci örneklerde buradan 8 ters ilmekle başlıyoruz. Bu şekilde 72 ilmeğimizi, ilmeklerde hiçbir değişiklik olmayacak. 72 ilmekte örmeye devam edeceğiz. Birinci iliğimizi burada açmıştık. Buradan birinci ilikten itibaren haraşonun dişlerini sayıyoruz. İki tarafta da 12 diş haraşo arayla iliklerimizi açacağız. 72 ilmekle iliklerimizi açmayı unutmayalım. Bu şekilde örneklerimizi yaparak devam edelim. Tulum battaniyemizi 72 ilmekte örmeye başlamıştık. Kenarlarda 8'er ilmek haraşo, orta kısımdaki ilmeklerimizi örnek yaparak devam ettim. Buradan başlangıçtan itibaren sayıyorum. 29 örnek uzunluğunda ördüm. Kenarlarda da 12 diş haraşo arayla 8 tane ilik açtım. Şöyle battaniyemizin genişliğini de ölçmek istiyorum ben sizlere. Tulum battaniyemizin eninin genişliği 50 cm. Şöyle boyunu da ölçelim. Başlangıçtan itibaren ölçüyoruz. Tulum battaniyemizin uzunluğu da 63 santim olmuş. Şu anda tulum battaniyemizin tulum kısmının tam yarısı oldu. Yine 72 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Tek fark kenarlarda ilik açmadan öreceğiz. 72 tane ilmeğimizi kenarlarda yine 8'er ilmeğimizi haraşo, orta kısımdaki ilmeklerimizi örnek yaparak devam edelim. Kenarlarda ilik açmadan 72 ilmekle tulum battaniyemizi örelim. Tulum battaniyemizi 72 ilmekte buradan başlangıçtan itibaren ölçmüştük. 63 cm uzunluğunda ölçtüm. Tam tulum kısmının yarısı olmuş demiştim. Şuraya işaretimi taktım. Buradan itibaren kenarlarda ilik açmadan yine 72 ilmekte örneklerimi yaparak devam ettim. Buradan itibaren ölçtüm. Buraya kadar da 63 santim oldu. Tulum battaniyemizin tulum kısmını tamamladık. Buraya da işaret taktım. Yine buradan itibaren kapşon kısmı içinde 30 santim uzunluğunda ördüm. Tulum battaniyemizi 72 ilmekle 156 santim uzunluğunda ve 72 örnek olarak ördüm. Şimdi tulum battaniyemizin tepe kısmını birleştirerek kapatacağız. Tulum battaniyemizi 72 ilmekle 156 santim uzunluğunda ve 72 örnek olarak ördüm. 72. örneği tamamladım. Şimdi tulum battaniyemizin tepe kısmını dikişsiz olarak örerek kapatacağız. 72 tane ilmeğim var. İlmeklerimi ikiye ayırıyorum. 36, 36 olarak saydım. Mis sınalı içinde tam orta noktayı buldum. Örgümü şöyle ikiye katlıyorum. Buradan orta noktadan şöyle mis sınalı şişimi çekiyorum. İlmekleri çıkartmayın. Şöyle örgümüzü ikiye katladık. Birinci şişimde de 36 ilmek var. İkinci şişimde de 36 ilmek var. Örgüleri yan yana koyuyoruz. Örgünün arka yüzünden bitireceğiz. Bir tane yardımcı şiş aldım. Bir ilmek birinci şişimden aldım. Bir ilmek ikinci şişimden. İki tane ilmeği aldım. İkisini birlikte ördüm. İlmeklerimi eksilttim. Kırmızı şişimde bir tane ilmek var.
Onu şişimin bir tanesine geriye taktım. Geriye taktığım ilmek birinci şişimden bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek aldım. Yani 3 ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Şöyle ördüğümüz ilmekleri şişten çıkarttık. 2 ilmek birden eksilttik. Sağ şişimde yine bir tane ilmeğim var. Onu bir numaralı şişime taktım. Geriye taktığım ilmek birinci şişimden bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek. Şöyle 3 ilmek birden örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek ikişer ilmek, ikişer ilmek eksiltiyoruz. Ördüğümüz ilmekleri şişten çıkarttık. Yine tek kalan ilmeğimi birinci şişime taktım. Tek kalan ilmeğim birinci şişimden bir ilmek, ikinci şişimden bir ilmek. 3 ilmeği birlikte ördüm. Yine 2 tane ilmeğimi eksiltmiş oldum. Tek kalan ilmeği yine birinci şişime taktım. Tek kalan ilmek birinci şişimden bir ilmek, ikinci şişimden bir ilmek. Şöyle 3 ilmeği birlikte ördük. 2 ilmeği birden eksiltmiş olduk. Tek kalan ilmeği yine birinci şişime taktım. Şöyle göstereyim. Örgünün arka yüzünden bu şekilde görünüyor. Örgün ön yüzünden de bu şekilde düzgün bir şekilde bitirilmiş oluyor. Devam ediyoruz. Tek kalan ilmeğim birinci şişimden bir ilmek, ikinci şişimden bir ilmek. 3 ilmeği birlikte örerek ilmeklerimizi eksiltiyoruz. İlmekler bitene kadar bu şekilde eksiltmelerimize devam edeceğiz. Tepe kısmını hem örmüş hem de birleştirmiş olacağız. Örgün arka yüzünden tulum battaniyemizi bu şekilde bitirelim. Battaniyemizin tepe kısmını dikisiz olarak bu şekilde birleştirdik ve battaniyemizi bitirdik. Şöyle örgümüzün ön yüzünü çevirdik. Battaniyemizin tepe kısmı bu şekilde görünüyor. Battaniyemizin örgüsünü tamamladık. Şimdi düğmelerini dikelim, battaniyemizi bitirelim. Battaniyemizin kenarlarına düğmelerini de diktim. Bu şekilde tamamladım. Battaniyemi şöyle ölçmek istiyorum ben sizler için. Battaniyemizin eninin genişliği 50 cm olmuş. Şöyle kundak kısmını da ölçelim. Başlangıçtan itibaren burası da 63 cm uzunluğunda. Şöyle başlık kısmından, tam tepe kısmından ölçmek istiyorum. Tepe kısmından sivri yerden bitiş noktasına kadar da 90 santim uzunluğunda olmuş. Bu şekilde battaniyemizi tamamladık. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.